İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Bingöl Birakıl şehrinde toprak kayması. Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanları Artsakh Savaşı'nda şehit düşen Magavuzlular anısına dikilen anıtın açılış törenine katılırlar. Herzog'da bir açık hava sahnesi inşa ediliyor. AGİT Genel Başkanı Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan liderlerinin Minsk grubu eş başkanları öncülüğünde bir araya gelmelerini yapıcı olarak nitelendirdi. ABD, F-35 için Türkiye yedek parça tedarikini askıya aldı. Silva Kapadokya'nın 100. doğum yıl dönümüne yönelik etkinlikler başladı. Batı Ermenistan'ın Bingöl Birakın şehrinin Solhan ilçesinde yoğun yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Olay önceki gün Solhan ilçesi İnandık köyü yolunda meydana geldi. Bu toprak kayması sonucu İnandık köyüne giden yol kapandı ve köye gidenler belli bir süre mahsur kaldı. Bölgeye iş makinelerinin gönderilmesi ve yolun temizlenmesiyle ulaşım ancak mümkün olabildi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan ile çalışma ziyareti sebebiyle Artsakh Cumhuriyeti'nde bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Artsakh dini lideri Başpiskopos Barkev Martirosyan, Artsakh Savaşı'na adanmış olan ve 17 Magavuzlu şehidin anısına dikilen anıtın açılış törenine katılmak için bugün Mardagert'in Magavuz köyünde bulundular. Cumhurbaşkanları Armen Sarkisyan ve Bako Sahakyan anıta çelenk koydu ve Artsakh Savaşı ile Büyük Anavatan Savaşı 2. Dünya Savaşı'nda şehit düşen Magavuzluların anısına saygı duruşunda bulundular. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan 2016 yılının Nisan ayında Azeri tarafının başlattığı ve 4 günlük savaş diye anılan çarpışma sırasında gösterdikleri cesaret nedeniyle bir grup Magavuzlu'ya devlet ödülleri takdim etti. Berzor'da bir açık hava sahnesi inşa ediliyor. Berzor Belediye Başkanı Anahit Çarçıyan, Artsakh Press Haber Ajansı muhabirine konuyla ilgili yaptığı açıklamada açık hava sahnesinin yaklaşık 700 metrekarelik bir alana sahip olduğunu belirtti. Onun sözlerine göre inşaat çalışmaları yaklaşık bir ay önce başladı. Alanda toprak ve çakıl taşlarıyla ilgili işler yapıldı, aydınlatma sorunları çözüldü ve şu anda ise inşaatçılar sahnenin beton dökme işlerini hallediyorlar. Bu işler halledildikten sonra da bir soyunma odası inşa edilecek. Belediye Başkanı Anahit Çarçıyan, işleri bitirdikten sonra oyun alanını döşemeyi ve yeşil alan çalışmaları yapmayı planlıyoruz dedi ve yaklaşık bir hafta içinde sahnenin oyunlara hazır durumda olacağını da ekledi. AGİT Başkanı, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan liderlerinin Minsk grubu eş başkanları himayesinde buluşmasını yapıcı olarak nitelendirdi. AGİT Başkanı 29 Mart'taki toplantıya Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Viyana'da katılmasına dair AGİT Genel Başkanı'nın bilgi aldığı bildirildi. Bu, Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev'in AGİT Minsk grubu eş başkanlarının himayesinde yaptığı ilk toplantı. Miroslav Liçak, tartışmaların yapıcı atmosferini ve iki ülkenin liderlerinin çatışmaya barışçıl bir çözüm bulma yolunda önemli adımlar atmaya hazır olduklarını memnuniyetle karşıladı. Liçak, ateşkes rejimini güçlendirmek ve insani alanda önlemler almak için liderlerin süreçlerini ve taahhütlerini olumlu bir şekilde değerlendirmeye ve desteklemeye devam ediyoruz, dedi. Pentagon yeni nesil Amerikan F-35 savaş uçağının yedek parçalarının Türkiye'ye tedarikini geçici olarak dondurulacağına dair bir açıklama yaptı. Asıl sebep Türkiye'nin ABD tarafından şiddetle karşı çıkılan Rus S-400 füze karşıtı sistemlerinin satın almasından vazgeçmek istememesidir. ABD daha önce S-400'lerin Türkiye'ye teslim edilmesi durumunda Türk-Amerikan anlaşmasının sağladığı F-35'lerin artık Türkiye'ye sağlanamayacağını belirtti. Türk-Amerikan anlaşmasına göre Türkiye 100 adet F-35 alacaktı. Pentagon sözcüsü özellikle şöyle dedi. Türkiye'nin alacağı son kararı yani S-400'leri reddetmesini beklerken F-35'leri operasyonel imkanlar yaratma ve tedarik etme süreci dondu. Ancak bu önemli konuda Türkiye ile diyalogumuz devam ediyor. Türkiye, Pentagon'un kararına henüz cevap vermedi. Hınko Haber Ulusal Çocuk Kütüphanesi'nde 1-5 Nisan günlerinde gerçekleştirilmekte olan Çocuk Edebiyatı ve Müzik Haftası'nın başlangıcını belirleyen etkinlik, büyük şair Silva Kapadokya'na adandı.
Bu yıl büyük şair Silva Kapadokya'nın 100. doğum yıl dönümüdür. Etkinlik programında sergiler, oyun yarışmaları, müzik etkinlikleri, Gomidas müzik dinletisi, edebiyatçılar hakkında elektronik tanışmalar ve genç yazarlarla görüşmeler yer alıyor. Büyük şairin 100. doğum yıl dönümü kutlamaları yıl boyunca devam edecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aram Ketenciyan tarafından seslendirilen Zaindoru Ovdovak adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.